Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videolarımızı muhtemelen hatırlayacaksınız. Gelenekselleştirdik artık bunu. Belki dördüncü, 5. kez çekiyoruz bu videomuzu. Maliyetler konusu. 2024'te güneş enerji sistemlerindeki maliyetler. Bu yıl farklılık yapacağım. Tek tek kalemleri yazmayacağım buraya. Aslında sistemin toplam maliyeti alternatif sistemler hakkında daha fazla konuşmak istiyorum sizle. Ama odak noktamızı yazmakta fayda var. 10 kW kapasiteli güneş enerji santrali. E. Evet. Şimdi burada aslında biz her sene özellikle vurguladığımız konu neydi? On grid olarak adlandırılan şebeke bağlantılı şebeke bağlantılı sistemler. Şimdi burada iki tane yolumuz var. Bir yasal yol, bir de yasal olmayan yol var. buralara değinmek istiyorum. Yasal olmayan Şimdi fiyat farklılıkları çoğu zaman buradan çıkıyor aslında ama farklı parametreler de var. Hepsinden bahsedeceğim. 10 grid sistemlerde ilk etapta en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim size dilerseniz. Rakamları yazarak konuşalım. Bugün rakam konuşacağız bolca. 10 kW kapasite kurduğumuz zaman bu yaklaşık 10.000 dolar artı KDV şeklinde fiyatlarla size sunulabiliyor. Ama bu rakam 12.000 de olabilir, 15.000 de olabilir. Yanına K harfini koyalım. K 3.0 demek. Ve 10.000 ile 15.000 dolar arasında farklı farklı fiyatlar verilebilir. Neden fiyatlar böyle değişiyor? Birazcık bu konudan bahsedeyim size. Şimdi 10 kW'lık bir inverter satın aldığımız zaman bunun panel tarafına 10 kW kapasiteli, 10 kW pik panel bağlayabilirsiniz. 11 kW da panel bağlayabilirsiniz. 12 hatta 15'e kadar yolu var bunun. İnverter de tabii bunu desteklemesi gerekiyor. 10 kW pik inverteriniz var ama panel gücünüz 15 ise daha yukarıda bir fiyat alabilirsiniz. 10 kW inverter var, 10 kW da güneş paneliniz var yani birebir ölçekli. O zaman 10 bin dolarlar civarında fiyatlar almanız mümkün. Ben daha düşük fiyat aldım Kerem Bey sen yüksek fiyat söylüyorsun diyenler var şu an eminim. Onlar için de şöyle söyleyeceğim. Burada bu bahsettiğimiz konular fiyatlar yasal olan fiyatlar ama dağıtım şirketine haber vermeden proje çizilmeden işte evrak süreçleri tamamlanmadan yapılan şebeke bağlantılı on grid dediğimiz şebekeyle entegre çalışan sistemler de oluyor ve onlar da belki size ben 6000 dolara yaparım ben 7 bin dolara yaparım diyen firmalarda bulacaksınız ama Burada şunu sormanızı tavsiye ederim. En önemli tavsiyem evrak süreçlerini yapacak mısınız? Proje çizecek misiniz gibi sorular sormanız. Bunun dışında panel fiyatları şu an gerçekten alınabilecek seviyeye inmiş durumda. Daha fazla aşağı iner mi? Birçok panel videosu yaptık. Birçok panel üretim firmasının yetkilisiyle de konuştuk burada. Canlı yayınlar sekmesi altında kanalımızda izleyebilirsiniz ve birçoğunun ortak fikri artık gerçekten dip noktaya geldiği ve buradan daha aşağı doğru çok inme durumunun olmayacağı yönünde bir kanaat var. Sektörün genelinde de bu fiyatlamanın gerçekten düşük olduğu artık kabul edilmiş durumda. Hazır panel fiyatları uygunken güneş enerjisi yatırımı yapmak mantıklı makul olabilir. Ama burada yasal ve yasal olmayan sistemler hakkında uyanık olmanızı tavsiye ederim. Aradaki fiyat farkı sadece malzeme kalitesi, Avrupalı inverter, Çin menşeli inverter ya da ucuz kalite güneş paneli, premium segment kaliteli güneş paneli gibi ayrımların haricinde yasal olmayan yani proje çizilmeyen sadece sistemi kurup çalıştırmaya başlayacağınız sistemler çok daha uygun fiyatlı olacaktır ama bu konuyla alakalı ceza alma, ceza yeme ihtimaliniz e, oluşacak. Bunu size söyleyebilirim. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor şu anda. Farklı seyahat sistemleri de yakın gelecekte hayatımıza girecek. Bu yola çok teveccüh etmemenizi tavsiye ederim. Bugün özetleyecek olursak 10 grid tarafını konuşuyordum şimdi. 10 kW, 10 grid bir sistemde yaklaşık olarak her kW için 1000 dolar gibi bir maliyeti göz önünde bulundurmak gerekir. Bağlayacağınız panel gücüne göre de bu maliyet yukarı doğru çıkabilir. Opsiyonel parçalar vardır. Mesela smart meter daha fazla detay görmenizi istersiniz. Mesela ne kadar evin içerisine enerji girmiş, ne kadar üretimden fazla olmuş da şebekeye gitmiş, bunları ayrı ayrı görebilmek için smart meter denilen küçük bir parça aparat takılıyor. Bunu yasal olmayan sistemlerde de takıp sistemi dışarı enerji vermeyecek şekilde vurgulayabiliyorlar ama bunu %100 başarma şansları yok maalesef ve bu yasal olmayan bir yöntem. Tekrar altını çizmiş olalım. Bu konudaki tercih sizin tabii ki sonuçlarına da katlanma durumu ortaya çıkabilir. Gelelim benim maliyetler videomda 10 gridin haricinde bugün size özellikle vurgulamak istediğim inverter çeşidine. Bu çeşit hibrit olarak adlandırılan çeşit. 10 kW yine kapasite diyeceğiz ama bu sefer hibrit inverter diyeceğiz. Hibrit yazanlar olabilir. Hibrit yazanlar olabilir. Burada aslında bataryalı sistemi de entegre edebileceğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Yine şebekeyle entegre çalışacak. Burada da yine ayrımlar söz konusu. Mesela Emergency Power Supply denilen e, acil durumlarda kullanılabilecek bir hibrit inverter de var. Ya da e, UPS Function denilen kesintisiz güç kaynağı özellikli e, hibrit inverterler de var. Satın alırken buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani o kadar yatırım yaptık, elektrik kesildiği anda evideki elektrik de gidecek mi? Hep örnek verdiğim şey şu, PlayStation oynarken oyun yarıda kalacak mı? Yoksa hiç elektrik kesintisini anlamadan biz devam edecek miyiz konusu benim açımdan önemli. Sizin için de hani sorgulayacağınız bir başlık olmalı. Hibrit inverterlerle ilgili de fiyatlamalara gelecek olursak bu videonun özü fiyat olduğu için hep rakamlardan konuşalım. Burada da yine Avrupa menşeli, Çin menşeli hibrit inverterler şeklinde bir ayrım olabiliyor. Ve orada da yine 10 kW için, 10 kW kapasite için 12 bin, 13 bin dolar gibi hatta şöyle düz 13 bin dolar artı KDV diye yazalım. Yani kilowatt başına 1200 dolar, 1300 dolar mertebesinde hibrit bir sistem kurmanız mümkün bugünkü şartlarla. Evinizin ee, senaryosu bütün evler için aynı olmayacaktır. Bütün çatılar aynı değil. Bütün çatılar aynı yöne bakmıyor. Açıları farklı vesaire vesaire. O yüzden sizin burada hibrit inverter almanızın şöyle artıları olacak. Bugün batarya için bir yatırım maliyetiniz öngörmüyorsunuzdur. O kadar bütçeniz yoktur. Batarya için de fiyat yazacağım şimdi. Hibrit inverterinizi alırsınız. Şebeke entegrasyonunu çalışır. Bir sonraki sene veya sonraki sene bütçeniz oluştu bataryayı alıp hibrit invertere direkt bağlantı yapabilirsiniz. Ama biraz önceki on grid inverter alırsanız eğer onun içerisine direkt batarya bağlantısı yok. Ya inverter değişecek ya da siz bir tane daha inverter alacaksınız. Onun çıkışına eski inverteri takıp iki inverterle kendi hibritinizi oluşturma durumu olacak. O yüzden hibrit bir inverter satın almak Bugünden yarını düşünerek akıllıca bir yatırım olacaktır. Fiyatı da 12 bin dolar, 13 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada sadece size referans vermesi için bunları söylüyorum. Biraz önce söylediğim gibi evler değişken, terzi gibi düşünün kurulum firmalarını sizin evinize uygun bir sistem kurmak zorundalar. Sizin evinize uygun bir tasarım yapacaklar. Fiyatlama da ondan sonra ortaya çıkacak aslında. Gelelim batarya kapasitelerine ve fiyatlarına. Şimdi 10 kW'lık bir sistem kurdum. Ne kadar batarya almalıyım mesela? Burada evinizin içerisinde hangi yükleri batarya ile beslemek istiyorsunuz? Kaç saat boyunca bataryadan çalışmaya devam etmek istiyorsunuz? Veya sadece acil yükleriniz var, onları mı beslemek istiyorsunuz gibi farklı farklı senaryolar olabilir. Biz mesela şu an kendi evimiz için 10 kW bir inverter var burada ve 7 saatlik bir batarya var. Çok temel ihtiyaçlarımızı sorunsuz bir şekilde 7 saatlik bir batarya çok rahat bizi idare edebiliyor. Şimdi burada birazcık da batarya fiyatlarından bahsedeyim size. Hibrit bir inverter aldığınız zaman bataryayı isterseniz hemen ya da daha sonra ekleyebiliyorsunuz. Bataryalarda klasik jel veya kurşun asit batarya kullanmıyoruz. Evlerde daha çok lityum tabanlı bataryalar kullanılıyor. E, açılımı da lifepo 4 oluyor, çoğunlukla bu tercih ediliyor. Lityum demir fosfat. E, bu batarya farklı fiyatlarla karşımıza çıkabilir, ama kafanızda bir referans olması adına 800 ila 1200 dolar bandını baz alabilirsiniz her bir kilowatt saat için. Bunun daha düşük fiyatlısı daha yüksek fiyatlısı da olacaktır ama kafanızda size bir referans vermek istedim açıkçası. Çünkü lityum bataryanın da uygun fiyatlı lityum batarya, ortalama lityum batarya, premium segment lityum batarya döngü sayılarının farklı olduğu batarya çeşitleri de var. Yani LiFePO4 denilen bütün bataryalar 6000 döngü değil mesela. O yüzden fiyatlarda sürekli değişkenlik gösterebilir. Ama klasik bir kurşun asit bataryayı evdeki bu sistem için genelde profesyonel kurulumcular tercih etmiyor lityum tabanı bu anlamda önemli. Hibrite size yönlendirmiştim. Önerim buydu. Neden? Bu bataryayı isterseniz hemen kurulum esnasında, isterseniz daha sonraki bir zamanda çok rahatlıkla entegre edebilirsiniz. Eee lityum bataryaların fiyatları da aşağı yönlü düşmekte önümüzdeki sene daha aşağıda bir fiyat alma ihtimaliniz yüksek bunu da söyleyebilirim. 3-5 sene önceki fiyatlarla bugünkü fiyatlara bakınca ciddi anlamda bir aşağı düşüşü internetten çok rahatlıkla araştırıp bulabilirsiniz. Bence sizin tercihinizin hibrit olması gerekiyor. Burada da en önemli dikkat etmeniz gereken nokta hibrit inverterler enerji kesintisi olduğu zaman direkt çıkışında enerjiyi kesiyor mu yoksa hiç kesintisiz bir şekilde Enerji vermeye devam ediyor mu? İşte o ayrımda burada. UPS özellikle bir hibrit inverter satın alırsanız, o inverterin çıkışındaki kesintiyi anlamazsınız ve PlayStation oynamaya devam edersiniz ya da herhangi bir şekilde evdeki enerji kesintisiyle karşı karşıya kalmazsınız. Diğer türlü ise acil durum modu olan inverterlerimiz var. Bu inverterlerde de enerji kesintisi olur. Bazısında 2 saniye olur, bazısında 3 saniye olur. Aslında 30-40 saniye olur. Sonrasında depoladığınız enerji hibrit inverterle birlikte evde kullanabileceğiniz enerjiye dönüştürülür. Buradaki tercih tamamen size kalmıştır. Ama bu yatırımı yaparken en başında hibrit bir inverter yatırımı yapmak oldukça makuldür. Fiyatlar konusunda biz daha düşük fiyatlara da buluyoruz, biz daha düşük fiyatlara da bunu kurulumlu yapıyoruz diyen birçok firma olacaktır. Dediğim gibi fiyatlar bu konuda değişken. Ben size sadece burada fikir vermek istiyorum. Burada inverterle ilgili artık yeni nesil inverterlerde özellikle 3 fazla sistemde asimetrik olarak çıkış verebilen özel yetenekli inverterleri de tercih etmenizi öneririm. Onu da kısaca şuradan bahsederek maliyet videomuzun asıl konusu olmadığı için hemen bu videomuzu nihayete erdireceğiz. Onu da şöyle belirteceğim. Yine 10 kW örnekten gidiyorum. İnverterimizin çıkışında 3 tane fazımız var. Buraya RST diyebiliriz. Ve nötrümüz var. Şimdi normalde klasik 10 kW'lık bir inverter her fazda eşit bir şekilde bölerek üretimi çıkış verir. Yani o an 10 kW üretiyorsa 3'e bölecek ve 3.3 şeklinde bütün çıkışlardan verebilecek. Bu simetrik beslemedir simetrik besleme. Benzer bir inverter yine 10 kW diyelim. Burada yine 3 fazımız olsun. Buradan 5 kW, buradan 2,5, buradan 2,5 kW şeklinde enerji çıkışı verebilme yeteneğine sahip olan cihazlar da var. Bu özel bir yetenek çünkü evdeki enerji dağılımımız, yük dağılımımız her zaman eşit olmuyor. Bunun problemlerini çok yaşıyoruz. O yüzden bu yeteneğe sahip mi değil mi diye de sorgulayabilirsiniz inverter alırken. Bu da asimetrik besleme diye geçiyor. İki farklı tür var. Çoğunluk inverter grubu üste yazdığım grup simetrik olarak çıkış verir. Yeni versiyon, yeni cihazlarda, yeni teknolojik ürünlerde de asimetrik beslemeye imkan tanıyan hibrit cihazlar var. Ben sizin yerinizde olsam kesintisiz güç kaynağı gibi çalışabilen, asimetrik besleme yapabilen, bir hibrit cihazı şimdiden almayı tercih ederim. Tabii ki özellikler arttıkça ürünün birim fiyatları da artacaktır takdir edersiniz ki. Evet bu videomuzda da gelenekselleştirdiğimiz maliyet videomuzu sizlerle birlikte yapmak istedim. Daha çok kalem kalem incelemektense hangi inverter türünün bize nasıl fayda sağlayacağını bu videomuzda anlatmaya çalıştım ve fiyatlar verdim. Umarım faydalı olmuştur. Farklı videolarla, maliyet analizleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.